Herkese merhabalar. Bu anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bakalım. Evet, bakıyoruz. Bizim yatırımlarımız olan borsalar düşüyor. Ne yazık ki bizde şans çok yok. Şu kadar indikatörün kırmızı verdiği bir yerde bu manyak borsa düşecekti tabii ki. Yine yatırım yaptık ama ne yapalım? Şans. Dow Jones iyi. DAX kötü. Bize bakalım. Biz kumar masasındayız. Geçen de dediğimiz gibi. Bizim hisseler bunlar. Yani bazılarından alıp bazılarını satıyorum. Şöyle portföyümü arttırdığım hisseler bunlar. Tabi zarara girdi bugün itibariyle. Olabilir. Yani zararda değilim ama bugün -3,5 yazdım. Ve -2'lerden biraz daha ekleme yaptım. Bu da ekleme. Yüklü miktar, yüklü miktar, az miktar. Diğerleri de böyle çok değil şunlar. Şuraya kadar olan çok değil. Buraya kadar olan hisselerde. Şunla şu biraz fazla. Diğerleri daha az. En fazla hissemiz burada var. Buradan birazcık sattık. Bugün itibariyle bu şekilde oluşum oldu yani hisselerimizde. Bundan önce de yine iyiydi. Dikkat edilirse hani bu pozitif gözükmesine rağmen bunlar negatif gözükmesine rağmen bunlar aslında ralliye hiç başlamamış. Yani bu birazcık başlamış ama şuralarda aldık zaten. Geriye çevirmişler. Bu ralliye başlamamış. Doğru düzgün başlamamış. Yani şöyle göstereyim. Ralliye nasıl başlar? Yani şöyle göstereyim. 5-6 liralardan 2-2-3 liralara gelmiş. Finansallar iyi. Sayas da aynı şekilde. Bu ralliye başlamadı. Buralardan aldık. Biz gitti geldi derken ben biraz daha ekledim artık. Niye ekledim? Bu daralmayı gördüm ve daralma yukarıya yönlü. Yani daralma yukarı yönlü. İstediği kadar bu bandın için altına üstüne yapsa bu dönüşümleri yaptı. Yani bu ortamdan dolayı yani neden dolayı diye açıklarsak işte %12 değer kazanmış işte 12,6 dolar kuru. Bundan dolayı. Tabii biz 101,66 gözüküyor ama aslında birçok kişinin hissesi negatifte yani. Çok küçük bazı hisseler yani büyük tahtaya sahip hisseler çok büyük karlar yani hisse hareketi olduğu için BIST 100 pozitif gibi gösteriyor ama aslında öyle değil yani. Görünen taraf yani doların %12 kazandığı bir günde Türkiye yerle bir oldu işin açıkçası. Bizim hisseler bunlar. Bir de sanayi hisselerine baktığımızda üstten bir sınırlama yok. Biz zaten bankada değiliz. Hiçbir zaman girmedik. Bankada bir ralli yaptı ama o fos bir ralliydi zaten. Biliyorduk. Yukarıdan kırmızılar zaten yaptı. Bunlara anlam veremiyorum. GY olarak. Biz teknolojide de değiliz ama sanayi hissesindeyiz biz. Biz 30'da şu şekilde. Yani bunlar da hedef gelse bir bakalım şöyle ralli yapmamış yani bu ne demek yatayda vurur sıkışıyor alta patlayamayan bu kadar krizden sonra alta patlamadıysa zaten patlamış şöyle göstereyim zaten patlamış yani 4 liralardan 2,5 liralara yani daha da patlar mı bilmiyorum 250 günlük ortalamaya şurada değmiş şurada da yaklaşmış yani bu aslında bu daralıyor bir hareket yapacak kırılacak. Aşağı kırılırsa bunu aşağıda tutacak olan şu ince siyah çizgi bu 250 günlük ortalama. 250 günlük ortalama yukarı yukarı gittiğine göre bunu yukarı itiyor demek. Yani şu daralmayı yukarı doğru kırmaya çalışıyor demek. Burada Fisher dönüşümü dönüşmüş yani dönüşmüş artık ala geç demiş ama ala geçemiyor. Neden geçemiyor? Malum olaylardan dolayı geçemiyor. Türkiye'nin durumu çok sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla bu şekilde borsa bu şekilde burada bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Portföye bakalım. Küçük küçük değişimler yapıyorum bu arada yani.
hisselerimde değiştiriyorum. Yani aynı tutmuyorum. Bazılarını satıyorum. Bugün yine sattım, aldım derken bunları arttırdım. Şunları arttırdım. Bunları arttırdım. Buna yeni girdim. Bu zararı kapattık. Bu halen tutuyoruz. Bu devam edebilir. Bu da ralliye başladı. Bu da yani zarar diye bir şey kalmadı. Bunlar da ziyadesiyle karlar var. Peki portföyüme bakalım. Ben neden bu portföyü bu şekilde tutuyordum? Şimdi açıklayalım. %10 gibi hisselerde tutuyordum. %90 gibi diğerleriydi. Bu %10, %12 falan oldu. Yani %20 artış oldu. Bu %20 artış ralliden kaynaklı. Şeyden değil yani. Buradaki tabii ki bu fon sıfırdı. Yabancı fonlara biz giriş yaptık. Neden yabancı fonlara giriş yaptık? Türkiye'de faiz indirimleri olduğu için bizde bir 3%'lük falan bir nakit vardı. Bu nakiti fonlara ayırdık. Neden? Biraz da şey yapalım dedik. Burada biraz hissede paramız var. Bu hissede zarar edersek, dolar artarsa, borsa patlarsa fonlardan kazanalım dedik. Yani fonlar, yabancı fonlar. Mesela bu fonları da şu şekilde ÖPJ bu fonların %40'ını, AFT %30'unu, TC'de %26'sını. Tabi borsa ralli yapınca bizim hisselerin bazıları hiç ralli yapmadı, ayrı konu. Borsa ralli yapınca bu sefer dolar da ralli yaptı. Hani biz bu dolar ralli yapacaktı zaten, faiz düşürüyorlardı, borsa patlar diyerekten bu dolara endeksli olanlara yatırım yaptık. Bunlar da yukarı patladı, borsa da patladı. Yani yukarı dedim. Hadi %15, %20 kazandırdı diyelim yani. %20 kazandırdı diyelim. Şöyle aslında çok büyük bir rally yaptı gibi gözüküyor ama aslında kazanç sadece burada değil, burada da var. Yani şu araçta mesela yani %30 arttı. Şu ara. Son bir ay diyelim %30 arttı araç. Araç ederi. Yani burada %20, %30 kazandıysak burada da aynı şeyi kazandık. Ama bunu biz yansıtmadık. Buraya koymadık. Yani aracın artışını koymadık. Sadece artışlar burada görüntüleniyor. Bunlar değil. Burada ne arttırdık onu bilmiyor. Yani şuradaki arsalar ne kadar değer kazandı bilmiyor. Konut ne kadar değer kazandı bilmiyor. Yani konutta şöyle söyleyeyim %100 değer kazandı yakın bir gelecekte. %100 yani. Araç da sürekli artıyor. Asıl artan konut olacak, arsa olacak. Onun için biz borsada düşük bir pay ayırdık. Neden arsa ve konut olacak? Daha önce de açıkladık. Şundan dolayı olacak. Dolar %30 artarsa konut %100 artacak. Niye böyle diye konuşursak yani malzemeler dolar bazında zam yedi. Ahiretten dolar bazında zam yedi. Ahiretten dolar arttıkça da orantılı olarak artıyor. Yani en düşük şey olarak düşünelim. Demir olarak düşünelim. Demir yani demir bazında dolar bazında zam geliyor, işleniyor, aracıya gidiyor, fabrikaya gidiyor. Cevher olarak düşünün. Fabrikadan işleniyor, oraya gidiyor, o aracı alıyor, oradan gidiyor. O taşıyor, o onu alıyor, en son inşaatçı alıyor. Usta veriyor. Ustaya da işçilik ücreti yaptırıyor. Demiri büküyorlar. Onun üzerine bir daha çimento atıyorlar derken müteahhit alıyor. Müteahhit kar koyuyor. En son satıcıya gidiyor. İşte bunların hepsini karlarını koyduğunuz zaman demirde %30 artış varsa konutta da yani demirde %30 artış varsa artık bunu konut alıcısı %100 olarak görür. Yani bu demir sadece demir değil. Hani plastik tanesini düşünün. Pencere yapımını düşünün. Diğer dolarla gelen şeyleri düşünün yine. Kimyasalları falan filan. Yani bu sadece bir tane şeye endekslenemez. Yani bu tahta parçalarından tutun. MDF oluşturulan. Onlara gelen zamlardan tutun. O yani işçilik yaptıkça zam geliyor. El değiştirdikçe zam geliyor. Bu sefer konuta aşırı zam geleceğini düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Onun için yatırımların çoğu %90'ı konut ve türevi. Yani arsa. Yani arsa demek konut demek. Ne demiştik? Arsa
arsanız varsa, 10 dairelik bir arsanız varsa o 5 daire sizin zaten. Arsa çok kötü bir yerdedir. Konumu çok kötüdür. 4 daireniz sizin. Minimum 4 daire. Onun altına zaten müteahhit gelmez. Kurtarmıyor abi der. Girmez o işin içine. Ama işte kurtarıyorsa, o bölgede inşaat oluyorsa minimum 4 daire arsa. Ama genelde 5 daire. Hani site içindeyse 5 daire. Güzel bir yerdeyse, büyük şehirler falan, 6 daire eder. Yani ortalaması bunun 5 dairedir. Biz burada arsa için konuşuyorsak zaten arsa demek daire demek, o konut demek. Konut da ileride artacağını düşündüğüm için şeyin birçoğu, portföyün birçoğu konutta. Yani borsa çok riskli şu zamanda. Çok riskli. Yabancılar çok riskli. Mesela şu teknoloji hisseleri 2-3 gündür çok düşüyor Amerika'da. Ama bizim hisseler düşmüyor. Neden düşmüyor? Dolar %2, %3, %10 artarsa bizim hisseler düşmez tabii ki. Bu desen elektrik araçlar, bu zaten düşmüyor. Bu çılgınlar gibi gidiyor. TC'de Türkiye'nin güvenilir, yani spek olmayan şirketlerine yapan, yani yatırım yapan ve hani zararları minimize eden bir fon. Yani burada fona yatırım yaparken fonun çok kazanmasından ziyade önemli olan zararda minimize olmak. Yani fon %30, %40 kazandırıyorsa zaten o doruğa ulaşmıştır. Önemli olan burada şak diye %100 kazandıran bir fon değil. %100 kazandıran bir fon bir gün gelir %200 kaybettirebilir. Niye? Risk algısı. Yani biz hem hisse alırken böyle bir küçük tahtalıları tercih etmiyoruz. Yani çok oynakları tercih etmiyoruz. Hem de fon alırken, yani fon, oynak fonlar bize göre değil. Yani %1000 kazandırmalar falan. %40 maksimumdur. Yani %40'ın üstünü kazanan bir fon spekülatiftir. Yani %100 kazanır. Ertesi yıl %150 kaybedebilir. Dolayısıyla hani biz bu fonlara kazanma ihtimali var ama biz ihtimalle iş yapmıyoruz. İhtimalle iş yapmadığımız için sağlam fonları bu şekilde, sağlam fon bu ve bunun benzerleri var. Dolayısıyla sağlam fonları tercih ediyoruz. Hisseleri de sağlam almaya çalışıyoruz. Tabii bunların hepsi yine %10, %15 bandında. Yine fazla oluşmuyor. Bizim oluşacağımız sağlam, uzun vadeli. Çünkü biz uzun vadeli yatırım yaptığımız için uzun vadeli bir şeyler elde tutmak istiyoruz. Yani hisse senedi çok oynak yani. Hiçbir değeri kalmayabilir satılıp gittiğinde. Ama burada taşıt, konut, yani bu Türkiye'de taşıt sayısı zaten az. Yani bir sürü taşıt piyasaya bir anda getirebilecek, satabilecek ucuza bir şey olmayacak. Yani taşıtların ucuzlaması gibi. Konut da az. Yani bunlar çok büyük maliyetlerle yapıldığı için ve o maliyetler katlandığı için, son 1-2 yılda katlanarak gittiği için bu konut piyasası da aynı şekilde artacağını düşünüyorum. Ondan dolayı burada hani nerede müteahhitler bu işe girer, deli gibi şey yapar, inşaat yapmaya başlar. Ha, ondan sonra 6 ay, 8 ay, 9 ay sonra satışa başlarsınız. O zaman konut işinden çıkarsınız. Onlar girer. Zaten o zaman da şey olur artık böyle. Çok popüler olur konutlar. Arsadan satışlar, zartlar, zurtlar. Artık çok fiyatlar da abartılır, faiz düşer. O zaman artık, o zaman çıkma zamanı gelmiştir demek. Yani çıkma demeyelim de, yani büyük bir kısmını tahliye edip, ama nereye gideceksin? İşte o var. Yani bir kısmını tahliye edip başka bir yere yatırım yapılabilir. Anlatacaklarımız bu kadar. Herkese iyi günler.